Merhaba arkadaşlar. Erdal Küçükkaya Öğretim Görevlisi Spor Bilimleri Fakültesi. Dördüncü ünitemiz olan futbol oyun kurallarının maçın süresi, oyunun başlaması, tekrar başlaması, topun oyunda ve oyun dışı olması, gol yapma yöntemleriyle ilgili bugün sizlerle konuşacağız. Maç süresi hep 45 dakika oynandığını söyleriz ama bütün maçlar 45 dakika oynanmaz. Oyun kitapçığında, kural kitapçığında, tabii uluslararası müsabakalarda 45 dakika oynandığı gibi birçok kategorilerde oyunların oynandığını görürüz. Mesela veteranlarda, çocuklarda, gençlerde, U dediğimiz elit akademiliklerinde farklı oyun sürelerinin de oynandığını görmekteyiz. Oyunun başlaması ve yeniden başlaması nasıl gerçekleşir? Oyun müsabaka başlarken santra dediğimiz vuruşla başlar. Peki ne zaman başlar? İkinci bir kez. Gol olduktan sonra başlar. Başka bir gol olursa, başka bir gol olduktan sonra yine başlar. Bunun yanında oyun ikinci yarıda başlar. Bir futbol müsabakası iki yarıdan oluşur. İkinci olarak oyunun ikinci yarısında da başlar. Yani devre deriz. İki devrede halinde oynanır ve devre arası olur. Bunlarla ilgili tekrar oyunun başlaması söz konusudur. Başlama vuruşu ne zaman olur? Maçın başında olur. Bir gol attıktan sonra olur. Maçın ikinci yarısının başlangıcında olur. Eğer oynanırsa her iki uzatma devresinde yapılır başlama vuruşları. Gol yapma usulü ise bir gol topun 7.32'ye 2.44 demiş olduğumuz kalenin içerisinde bulunan kale çizgisinin topun üstten ve yerden tamamının geçmesiyle gol yapılır. Gol bir üstünlük anlamına gelir. Kim daha çok gol atar ise o takım oyunun galibi sayılır. Topun oyun dışında olup olmaması biraz önce de söylemiş olduğum gibi dikkat edecek olursanız korner çizgisi, taç çizgisi, gol çizgisi gibi çizgilerle donatılmış olan futbol oyun sahası topun yerden ve havadan tamamının yani %100'ünün oyun dışında olması ile auta, taca, kornere veya gol olarak değerlendirilmesine karar verilir. Peki hakem atışı nedir? Top oyundayken oyun kurallarında yazmayan bir neden ile hakem zorunlu olarak oyunu durdurabilir. Örneğin çok şiddetli bir yağmur yağabilir, saha içerisine herhangi bir kişi, cisim, madde girebilir. Örneğin bir polis köpeği polisin elinden kaçıp girebilir. O zaman hakem oyunu durdurmak zorundadır. Oyunu geçici olarak durdurur ve daha sonra bu ihlal, bu durum ortadan kalktıktan sonra hakem elinde bulunan topu eline alır. Topun son anda, son olarak bulunduğu yerden topu yere bırakarak topun yere değmesiyle oyun başlamış olur. Buna da hakem atışı denir.